Yazarsanız memnun olurum. Sesi sağlıklı ulaştıralım. İyiyim şu an. Gayet iyi, süper. Okey. Evet. Katılımcılarımızdan da tabii soru ve yorumlarını açığız. Zamanımız Tabii. el verdiği sürece Taha'ya iletmeye çalışacağız soruları ama Ses yayın gitti sahibi olarak yazmışlar ama. öncelik biraz bende olacak. Ha geldi. Okey. Güzel. Tamam. Netiz değil mi birbirimizin sesi konusunda? Aynen gayet güzel şu an. Tamam, süper. Evet Tacım, bize dansa nasıl başladığını, seni iten sebepleri veya çeken sebepleri belki biraz anlatırsan oradan başlarsak memnun olurum. Evet, dansa ailemin yönlendirmesiyle başladım. 8 yaşına kadar futbola gidiyordum Gençler Birliği'nde. Altyapıdaydım. Futbol çok Süper. seviyordum. Babam vasıtasıyla bir Atatürk spor salonlarında yarışma yapılıyordu Ankara'da. Orada bir yarışmaya izlemeye gittik. Ondan sonra İpek Hoca ile tanıştık falan. İpek Hoca o zamanlar ODTÜ'deydi. Sonra ben dansa başladım bir şekilde. Çok istemeyerek gidiyordum ilk başta. Bir tane partnerim vardı. Çok da güzel bir kızdı. Ama istemiyordum. Yani belki de futbolun bana vermiş olduğu isteği dansta yakalayamıyordum. Ondan sonra bir süre gittikten sonra İpek Hoca dedi ki bir ay sonra yarışma var dedi. Sizi ona sokacağım dedi. Ben böyle çok korktum. Dedim ne yarışması falan filan. Hiçbir şekilde istemiyorum. Eve gittim. Dedim anne ben istemiyorum dans etmek. Hiç de sevmedim zaten. Ondan sonra beni dansın alın dedim. O da okey dedi. Sonra danstan aldılar. Aradan bir yıl geçti. Beşinci sınıfa O bayağı gidiyordum. zaman geçmiş. Evet, aradan bir yıl geçti. Bu arada Beşinci futbol sınıfa... kariyerin ilerliyor mu yoksa? Nasıl? Futbol kariyeri ilerliyor mu? Futbol çok iyi ilerliyor. Ondan sonra yani sabahtan akşama kadar futbol. Okulda, öğle teneffüsün her full futbolum yani. Ondan sonra aradan bir yıl geçti. İşte 5. sınıftayım. Okullara böyle 23 Nisan gösterisi hazırlamaya hocalar getiriyorlar. Ben de o zamanlar Noterler Birliği İlköğretim Okulu'nun Ankara'da Canberk de oradan çıkmadır. Eski Osman Berkaslan bilirsin. O da oradan. Biliyorum. Ondan sonra Beren oradan. Oo, bayağı Bizim dansı okuldan yetiştiren bayağı bir de okul. dans, aynen. Bayağı bir dansçı çıktı bizim okuldan. Ondan sonra sınıf hocamız dedi ki işte çaça yapacaksınız falan. Dedim eyvah. Ben biliyorum çaça biraz Belalı geri basic döndü. step, New York falan biliyorum az çok. Ondan sonra bir baktım İpek Hoca. Yani müthiş bir tesadüf. O da beni tanıdı. Aa dedi işte falan filan. Beni en ön sıraya koydu. Hiç unutmuyorum. Tarkan'ın öp beni çok seviyorum. Hem de çok Hiç onda unutmuyorum deyip unuttun daha. Çok ya seviyorum hem de çok tam kalbime değdi o galiba, aynen değil mi? aynen. Hiç Evet. yani çok çok komikti. En ön sırada dans ettim. Ondan sonra İpek Hoca tabii ki tekrar ailemle konuştu dedi. Bu çocuğu başlatalım. Gelsin. Ondan sonra dans kariyerim o şekilde başlamış oldu. Peki bu sırada 9 yaşındaydın sen. Evet, 9-10 o 8-9 yaş. civarda. Aha, evet. Peki böyle yarışmalara falan başladığın zamanlar kimle dans ediyordun o zaman? İlk İpek Hoca'yla ciddi bir şekilde başladığım zaman Öykü diye bir partnerim vardı. O Tarkan koreografisinde dans ettiğim partnerim. Ama o son bir süre sonra bıraktı ve sonra Lucy diye bir partnerim oldu. Rus'tu o da. Onunla bir yıl kadar devam ettik. Sonra değişti tekrardan. Ben seni hatırladığım ilk birlikte dans ettiğim partneri sanırım İren. Evet, İrem'le biz 2012 senesinde partner olduk. Evet.
Ben o Evet. zamandan hatırlıyorum Hı. sizi daha çok. Tabii ben de o Evet. dönem yarıştığımdan çok böyle şey olmuyordu. Evet. Sporcuları tanıyor, tanımıyor. Kendi yarışmama gelip sonra dinlenmeye gidiyordum falan. Evet. Sonra sanırım zaten hani İren'le olan dönemde uluslararası başarılar olarak da biraz daha öne çıkmaya başladı, değil mi o dönem? Evet, ilk İren'le zaten ilk başarıyı imza attık. 2012 senesinde German Open'a katıldık. German Open'da işte çok güzel, çok iyi bir başarı yakaladık orada, 5. olduk. Ondan sonra o benim zaten hayattaki dönüm noktamdı galiba. Sonradan işin ciddiyetine farkına varıp yani gerçekten bu işe Futbolu ne zaman tutundum. bıraktın? German Open Ya futbol hep var. Yani böyle top görünce böyle burasım geliyor falan. Ama ciddi değildim ya. Futbolda çok sonra. hobi yönünde gidiyordu yani. Çok profesyonel bir şey Yani düşünmedim şey, hiçbir ben zaman. de böyle ilkokul, ortaokul yılları futbola çok meraklıydım ama tabii bizim dönemde Evet. öyle okullarda dans falan yoktu. Demek ki futboldan dansa geçişte bir pozitif katkı var Evet. anlaşılan. Vallahi öyle. Bilmiyorum, şu an futbolcu olsaydım bilmiyorum. Yani ben tabii şeyi hatırlıyorum. Bu İren'le German Open'da elde ettiğiniz beşinciliği çok değerliydi tabii o dönem. Yıldızlar 2'ydi galiba, değil mi yaş grubunuz sizin? 1 miydi 2 miydi daha? Sesim geldi mi? Kesildi mi? Şu an geliyor. Ha, Yıldızlar 2 miydi yaş grubu İren'le yarıştığınızda? Evet, Yıldızlar 2'deydik. Yıldızlar 2. Lucy ile 2012 senesinde Türkiye şampiyonu olduk Yıldızlar 2'de. Ondan sonra Lucy ile ayrıldık. Sonra İren'le partner olduk. Peki sonra İren'le olan kariyerinizden sonra sanırım şimdi Özgün'le dans eden Ece Uzunalioğlu'yla da bir Evet, dönem evet. birlikte dans Ece ettiniz, ile. değil mi? Evet. Aha. Yıldızlar 2'nin sonunda başladık Ece ile. Ondan sonra gençler kategorisinde de onunla birlikte giriş yaptık beraber. Ondan sonra da tabii bizim daha çok son dönemde bildiğimiz sanırım Sasha ile, Evet. En Alexandra uzun Shanko ile. partnerim. Evet. Alexandra Shanko ile, evet. Evet, en O uzun dönem ki o dönem partnerim. hani tabii artık böyle senin de onun da dansının olgunlaştığı, daha büyük başarıların Evet. geldiği dönemler, Evet. biraz bize ondan bahsedebilir misin acaba o dönemden? Ece ile partnerliğimizi sonlandırdıktan sonra partner arıyordum. Aslında yurt dışından da bakıyorduk. Ondan sonra o sırada baktık işte Sasha da partnerinden ayrılmış. Deneme yaptık, buluştuk. Ondan sonra deneme çok pozitif geçti. Çok beğendik birbirimizi. Dedim sen Ankara'ya gel. O İstanbul'da yaşıyordu çünkü. İlk başta gelmek istemedi. Çünkü düzenli bir hayatı var, okulu orada. Ankara bir de hani dışarıdan hani memur şehri falan hani çok çekici bir yanı yok yani. Anlıyorum onu da. Ankara Sonra izleyenlerimizi yok yok. üzmeyelim Ben de Ankara'da doğdum büyüdüm yani. Yapacak bir şey yok. Sonra Ankara'ya geldik beraber. Bir yıl Ankara'da kariyerimize devam ettik. Birçok yarışmaya katıldık Saşer'le beraber. Hem dünya hem Avrupa şampiyonası. Gençler kategorisinde yoğunluk olarak yarışmalara katıldık. Sonra İstanbul'a geldik. Çünkü benim artık üniversiteye geçmem gerekiyordu. Ama Saşa benden bir yaş küçük olduğu için o lise 4'te devam ediyordu. O lise 4'ü İstanbul'da bitirdi. Sonra ben üniversiteye geçmiş oldum. O şekilde İstanbul'da kariyerimize Yani devam ettik. Saşa liseyi İstanbul'da okurken partner olduğunuz için Ankara'ya geldi. Bir sene Ankara'da lise okudu. Evet. Sonra Aha. tekrar İstanbul'a döndü. Tekrar İstanbul'da lise Evet. okudu. Aha. Aynen. Büyük Aha. yatırım. Ya vallahi öyle. Bu arada belki izliyordur şu an bilmiyorum. İstanbul'a dönmek istemedi Saşa. Dedi ki ben Ha. çok sevdim dedi Ankara'yı. Oh. Çünkü hani bizim Stardance'ın böyle güzel bir ekibi vardır. Hani
Hep böyle beraberizdir, işte birlikte bir şeyler yaparız falan. Sasha da öyle bir kulüp kültürü görmediği için önceden o şeyi bırakmak istemedi. O ortamı bırakmak istemedi. Onu da çok iyi anlıyorum. Bir de bir şekilde Ankara'yı sevdi. Biz İstanbul'a taşındığımızda tekrardan işte ne zaman Ankara'ya gideceğiz? Hani acaba bu hafta sonu atlayıp gitsek falan. Olurdu işte. Öyle. Demek ki onun ruhunda öyle bir Ankaralılık varmış yani. Vallahi var, evet. Kendini bulmuş Ankara'da. Peki Evet. şey yani Sasha'yla Blackpool'da falan başarılarınız Sasha'yla mı Ece'yle mi? Blackpool'a Ece ile gittik. Yıldızlar 2 kategorisi şöyle oluyor. Orada bir yıl daha Yıldızlar 2'de yarışabiliyorsunuz. Hani bir yıl daha, bir yaş daha büyük olsanız bile yarışabiliyorsunuz. Orada Samba'da üçüncü olduk. İşte bazı dansları ayrı ayrı değerlendiriyorlar. İşte Samba yarışması, bir gün sadece Samba yapıyorsunuz. Bir gün sadece Çaça. Bütün danslarda da 7. ve 8. olmuştuk galiba. Yarı Yani bu finalde arada bile. hani bizi izleyip de meseleyi bilmeyenler için açıklayalım. Blackpool çok büyük. Bir dünyanın birçok yerinden sporcunun gelip yarıştığı çok değerli bir yarışma. Yani elde edilen sonuç hani üçüncülük, yedincilik hani bizde şeydir ya illa birincilik gibi bir durum bazen algılanır da Evet yani bu evet üçüncülük, yani yedincilik denen skorlar çok değerli, çok büyük şeyler yani sonuçlar. evet. Şey Bunu bir diyenler altını oluyordu işte, çizelim. hani şöyle olur, bunu bütün genç sporcular bilir. İşte sizin yarışmaya katılacağınız bütün sınıftaki arkadaşlarınız, hocalarınız bilir. Hani yurt dışına gidiyorsunuz sonuçta. İşte cuma günü belki gitmezsiniz okula. Sonra döndüğünüzde işte yedinci olduk ya falan. Çok iyi. Ne? Yedi. Ta yani olmamış ya. Neyse geçmiş olsun falan. Diyorum öyle değil. Yedincilik inanılmaz falan. Ya maalesef işte bizde biraz belki spor kültürü sadece sonuç odaklı olduğu için yani Evet. finale çıkıp finalde ikinci olsanız bile yok birinci olamadıysanız bir şey başaramamış gibi Evet, gösteriyor evet, insanlar evet, kendi evet. kafasında etrafı ama maalesef umarım o da değişir. Biz de sporun rekabetin, başarının aslında ne olduğunu biraz anlarız ileride diye umuyorum. İnşallah. Sonra ben bir şey hatırlıyorum. O hikaye, kendi hikayemi anlatayım. Sanırım Trabzon'dan dönüyorum, ders verdim. Ve şey, uçağa bindim. Telefonum da şarjı bitmek üzere ve sizin sanırım dünya dördüncüsü olduğunuz yarışma. Evet. Sasha ile birlikte. Facebook'ta canlı İlk Avrupa yayınlanıyor. dördüncüsü Avrupa olduk. dördüncüsü o zaman. İlk Tamam Avrupa tamam dördüncüsü Avrupa olduk. dördüncüsü. Aynen. Facebook'ta canlı yayınlanıyor. Bir taraftan onu izliyorum. Yarışmayı Evet. ama uçak saati geldi. Haliyle kapattım ve şarjım da bitmek üzere. Uçaktan indim. Böyle deli gibi merak ediyorum sonucu ne oldu diye. Of, Açtım çok şey fena. açıklanıyor. Final sıralaması açıklanıyor. Bilmiyorum şeyi de. Evet. Finalde misiniz? Kaçıncı tur? Ne oldu? Ne bitti? Evet, evet, Şarj evet. bitmesin diye böyle şey yapıyorum. Allah'ım falan. Vallahi. İşte 6.'yı açıkladılar. Siz yoksunuz. Evet. 5.'yi açıkladılar, siz yoksunuz. 4.'yü açıkladılar, siz çıktınız. Bir taraftan böyle seviniyorum, 4.'ler oldular finalde mi? Bir taraftan da şeyim böyle, Allah'ım ilk 3'te olabilirmiş yani falan dürtüsünü yaşıyorum. Böyle bir ekran fotosu aldım o seremoni sırasında, telefonum kapanmıştı öyle bir andı. Valla çok gurur duymuştuk tabii, yani çok değerliydi hepimiz için. Biraz Evet, o gerçekten. günü, o günü ve sonrasını bize biraz anlatabilir misin? Yani o yarışmada şöyle bir şey oldu. Ben hiç yani yarışmalara hiçbir beklentisiz bir şekilde girmeye çalışıyorum. Yani o yarışmada kim nereden, kim nereli, bak şu İtalyan çift, bak şu Rus çift falan. Hiç ona değil, tamamen kendi işime odaklanıp kendimi pozitif bir enerjide tutmaya çalışıyorum. Bu da çok işe yarıyor. Yarı finale çıktık. Ondan sonra bu arada kostümümüz falan da yok. Hani millet yarı finalde kostümler değiştiriyorlar falan. Benim kostüm hani yeter artık diyor. Hani değiştir beni ama güzel bir kostüm vardı.
Ondan sonra onu giydim. Sonra bu arada finale kimin çıkacağını bilmiyoruz henüz. Sonra Marco Sietas'tı galiba. Baş hakem. Baş hakem, aynen. Ondan sonra çağırdı böyle yarı finaldeki bütün çiftleri. Sasha'nın nerede? Sasha'yla beraberiz. Ondan sonra numaraları söylemedi, direkt gösterdi. Yani biliyor aşağı yukarı kimlerin çıktığını. Ondan bizi de gösterdi. Biz şok ve ağlıyoruz yani falan filan. Sasha ağlıyor, ben ağlamıyorum. Ben daha sonra ağlıyorum. Sonra o heyecanlı millet işte hazırlanıyor falan filan. Ne yapacağız ya falan. Şok. Ondan sonra neyse işte presentation yapıldı. Güncü Hoca da vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. İpek Hoca da vardı. Özgün Ece de izliyorlardı. Onlar işte Türkiye çıkınca 3 kişi, 3-4 kişi böyle çılgın bir şekilde alkışlıyor. Herkes onlara bakıyor yani. Türkiye'den hani Allah Allah çok enteresan. Sonra işte dördüncü olduk. Benim ağlamam şurada oldu. Tekrar ülkeye döndük. Ankara'ya, Esenboğa'ya indik. Sonra babam dedi ki işte ben bekliyorum. Kapıdayım. İşte bavulları alın, gelin. Ondan sonra bizim bavullar da geç kaldı. Babam zırt pırt arıyor. Baba diyorum yani bekliyoruz. Hani geleceğiz birazdan bavulları alıp. Tamam dedi işte çabuk olun falan böyle bir sinir yaptı. Sonra Özgün, Ece, ben, Sasha işte dördümüz çıktık kapıdan. Bütün Stardance ailesi, bütün veliler, bütün Stardance sporcuları herkes oradaydı. Ben orada patladım. Ondan sonra Artık. orası çok çok başkaydı. Yani her ne kadar İspanya'daki o Avrupa Şampiyonası'nda hani yakınlarımız olmasa da aslında hep bizli olduklarını görmüş oldum. Orası çok çok duygusal bir andı benim için. Ya tabii bunu önemsiyorum çünkü hani biz hepimiz aslında böyle çok büyük takımlar değiliz. Bizim takımlarımız iki kişiden oluşuyor temel olarak sahaya çıkan takım. Bir kız bir erkek. Ama aslında ben genel olarak şuna inanıyorum. Tabii bu çok büyük bir organizasyon aslında bir şeyin oraya gelmesi. Zaten yayının başında bahsettiğim şey de oydu biraz. Yani dans sporu dediğimiz şey Türkiye'de hiç yokken nereden nereye geldi? Bu ne kadar ilerledi? Alınan, atılan her adım uluslararası çok büyük başarılar olmasa da birer adımdı ve değerdi. O yüzden arkadaki ekibin hem hocaların hem de destekleyen kulüp ve aynı zamanda tabii ki yani işte anlattığım gibi seni izleyen ve seninle birlikte orada aynı mutluluğu yaşayan çeşitli ortamlarda ve döndükten sonra da aynı gururu yaşamak bizim için de çok önemliydi. O yüzden biraz da şeyden bahsetmeni rica edeceğim. Yani bu ekip çalışmasının aslında bir sporcunun hayatındaki yerinden bu süreçte. Yani şöyle dediğim gibi hani orada bizle birlikte olan birçok insan yoktu ama ya onların varlığını hissetmek bizim için çok güzel bir şey. Herkes belki bizim kadar şanslı olamayabiliyor yani bazılarının sadece çok azınlıkta olan kulüpler için söylüyorum. Büyük destekçileri olamayabiliyor. Yani tabii ki burada sadece dans kulübüyle de sınırlamak doğru değil. Sonuçta Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Bir federasyona bağlısınız. Türkiye Dans Sporları Federasyonu da bizim için sonuçta bir katkı sağlayıp bizi o yarışmalara gönderdi. Yani diyebileceğim bu kadar. Gerçekten Yani şey olarak da düşündüğümüzde mesela biz işte ben kendi sporculuğum döneminde tabii ki şöyle
zorluklarda yaşıyorduk. Burada hocalarımız, antrenörlerimiz vardı. Yurt dışına gidip geliyorduk falan. Belli bir dönem tabii tek başımıza antrenman yapmak durumunda kaldık. Sadece işte paramız oldukça, cebimize para koyabildikçe gidip işte 4 ayda, 5 ayda bir ders alıyorduk. O yüzden hani şimdiki sporcuların aslında bir antrenörle haftada bir iki ders alıp çalışabilmesi, sürekli feedbackler alıp bir şekilde gelişebilmesi, ilerleyebilmesi çok değerli diye düşünüyorum. Şimdiki dönem eskiye göre biraz daha böyle herkesin kulübü var, antrenman yapacak yerleri var. İşte federasyon keşke daha büyük bütçelere sahip olsa, herkesi daha fazla destekleyebilse. Ama sonuçta işte yani bir sürü önemli kişiyi konuk ettik dansın gelişiminde. Bu haftayı yine edeceğiz. Onların birer küçük bebek adımı gibi attığı adımlar da olsa, o adımların sonuçta getirip taşıdığı ve tabii ki bireysel başarıların, yeteneklerin, kapasitenin, özverinin ki kesinlikle çok önemsiyorum. En temel parametrelerden birisi bu. Sporcunun kendisi. Onu ayakta tutabilmek. Sonuçta hani ben şeyde çok değerli görüyorum. Yani çok kısa bir sürede aslında Türkiye. Düşünsene şimdi sen Rusya'dasın. Rusya'da kaç yıldır yapılıyor bu iş? Almanya'da kaç yıldır yapılıyor bu iş? İtalya'da kaç yıldır yapılıyor ve ne kadar oturmuş organizasyonları ve gelenekleri var aslında. Bizde baktığında işte 95'lerde, belki 90'ların sonunda başlayan ve 2020'ye geldiğimizde 20, maksimum Sizler işte 25 senelik bir hocalarımız. organizasyon. Yani o organizasyonda da bence geldiğimiz yer çok değerli. Yani Saşa ve senin Kesinlikle. başardığın şeyler çok değerli diye düşünüyorum bu adımların neticesinde. Peki şimdi biraz da şu Rusya'ya adım atışın dönemiyle ilgili biraz konuşalım. Şimdi sen WDSF'de yarışıyordun. Şimdi ise geçtiğin yer WDC. Bu arada bilmeyenler için iki ayrı federasyon bu federasyonlar. Uluslararası federasyonlar. WDC ve gittiğin yeni kulüpte dansa bakış açısı açısından WDSF'e kıyasla bir fark gördün mü ya da genel olarak ne farklar var? Öncelikle şundan bahsedeyim. Benim her zaman kalbim WDC'den yana olmuştu. Bunun nedeni, en büyük nedeni, en iyi dansçıların, bence bu benim kendi fikrim, en iyi dansçıların bu federasyonda bulunmaları ve dansa bakış açıları bence biraz daha WDSF'de biraz daha sportif olup WDC'de ise daha sanatsal bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Öyle olduğu için de WDC'de daha birbirine benzeyen dansçılar değil, kendi karakterlerini, kendi tarzlarını oluşturmuş ayrı ayrı dansçılar görmek mümkün. Ama WDSF'de bir yarışmayı izlediğinizde, standart herhangi bir yarışmayı izlediğinizde birçok aynı dans eden dansçı görüyorsunuz. Yani benim kendi fikrim böyle. O yüzden de buraya geldiğim için çok mutluyum. Yani ben o şeye katılıyorum fikrine. Yani WDC, WDSF arasındaki farklarda WDSF biraz daha sportif rekabetin, mekanik hareketin daha fazla öne çıktı. WDC'de ise nasıl diyeyim, daha yapılan şeyin anlamının biraz daha önemsendiği şeyleri Attitude, izlediğim tavır. zaman evet, farkları kesinlikle görüyorum. Belki de şeyden, çok pardon, şeyden de Estağfurullah. kaynaklanıyor olabilir. İşte WDSF işte son zamanlarda işte olimpik bir spor olmaya çalışma çabasından dolayı ondan sonra başında bulunan işte yöneten dansçılarından dolayı kaynaklanıyor da olabilir yani. Bence bunlar büyük faktörler. Yani aslında bu olimpiyat meselesi girmeden önce de biraz ben öyle bulurdum. Yani bir kere WDC daha olgun, hani yaşça sportif yani kapasitesini, yeteneğini ispat etmiş. Artık ortaya koymak istediği şey biraz daha dansa dair, daha sanatsal anlamına dair şeylerin olduğu, insanların dans ettiği bir yerde. Amatör ligi eskiden yoktu WDC'nin. Sonradan açıldı eskiden. Profesyonel ligi vardı. Belki biraz da ondan kaynaklı aslında bu olimpik meseleler girmeden önce de hep biraz
Böyleydi ki ben de işte Londra'ya gidip yarıştığımda ilk defa bir WDC mantığındaki yarışmada çok net bir şekilde görmüştüm o aradaki şeyi, farkı. Evet. Ve yani bizim dansımız tabii bir WDSF dansı olduğu için, öyle çalıştığımız için çok net sırıtıyordu tabii. Hani negatif pozitif anlamda o sırıtmayı bilmem, tabii kendini gösterebilmek iyi bir şeydir ama fark Tabii ki. net ortadaydı. Bu buradayken hazır şeye gireyim. Yani şimdi bizim yaptığımız iş bir sanat aslında. Tabii ki spor yanı olmasıyla, artistik yanı olmasıyla birlikte, ama çok net bir sanat yanı da var. O yüzden bir dansçının kesinlikle sadece dansla değil, sanattaki başka dallarla da ilgilenmesi ve oradan da beslenmesi gerektiğini düşünüyorum. Senin de tabii takip ettiğim kadarıyla bu konulara ilgin fazla. Biraz dans Bayağı dışındaki fazla. sanat dallarına olan ilginden bahsetsene bize. Şöyle dans kariyerime başlarken yani her zaman ben bir şekilde bir şeyle uğraşıyordum. Yani ne bileyim yani küçükken bir oyuncak alıyordum, onu bozup bambaşka bir şekle ya da iki oyuncağı birbirine böyle birleştirip bambaşka bir şey oluşturma benim için büyük keyif veriyordu. Ve hep bir şeyleri çizerdim yani. Hiç boş durmazdım. Üniversite işte bölüm seçme zamanı geldiği zaman böyle hiç benimle alakası olmayan, okuyacağım zaman hiç keyif almayacağım bölümleri düşünüyorum. Böyle uluslararası ilişkiler, işte ne bileyim yani bir siyaset falan, hiç benlik olmayan şeyler düşünüyordum. Ondan sonra dedim ki yani ben üniversiteye giderken böyle sıkılarak gitmek istemiyorum. Sevdiğim işi yapmak istiyorum dedim. Sonra resim sınavlarına hazırlanmaya başladım. Yetenek sınavları oluyor her üniversitenin. Hazırlandıktan sonra işte birkaç üniversitenin sınavlarına girdim. Yeditepe Üniversitesi'ninkine girdim. Sonra %100 burslu kazandım. İstanbul'u zaten çok istiyordum. Ondan sonra Yeditepe'de çok beğendiğim bir okul. %100 burslu kazanınca İstanbul'a taşındım. Resim bölümüne girdikten sonra yani o bölümü seçmemdeki nedenlerden birisi aslında insanlar şey dediler ya işte niye dans okumuyorsun? İşte mimar sınavında dans bölümü var falan. Dedim zaten dans ediyorum hani dansa başka alandan bir katkıda bulunması gereken bir şey okumak istiyorum dedim ve resim bölümünü seçtim. Çok da mutluyum. Henüz bitiremedim. Son bir dönemim kaldı. Dondurdum okulu. Ha, dondurdun. Bursa'ya gelince aynen. Dondurmuş oldum okulu. Gerçi dondurmasan da şu an burada olsan yapacak bir şey yoktu Yani yine, yapacak yani bir şey yok. donmuş gibi bir Evet. durum Aynen. bu Aynen. arada. Peki resim, biraz heykelle ilgileniyorsun herhalde haliyle, okulda öyle şeyler mevcut. Okulda atölyemiz var. Yani isteyen girip çalışıyor. Önceden işte heykel dersleri de veriliyordu. Ama şu anda kapalı o dersler. Onun dışında marangozlukla ilgileniyorum. Öyle bir antikaya merakım var benim. Ya O ah, ona ben de restorasyon. çok şey yapıyorum ya. Böyle YouTube'da Ya öyle videolar neler? izleyip hipnotize Of. oluyorum sürekli. Ya onları izleyip uyuyorum işte. Peki yaptın mı herhangi bir şey? Sanki ben hatırlıyorum, bir iki story'ne koymuştun yaptığın bir şeylerden. Evet, Marangozlukta. yani Beşiktaş'ta bir tane marangoz buldum ben. Ondan sonra Hakan Usta. Ondan sonra atölyesi bayağı büyük, işte bir şey yapmak istiyordum. Sehpa yapmak istiyordum. Gel dedi, çalış dedi. Ondan sonra marangozluk hikayem öyle başladı. Ondan sonra o ahşap çok bambaşka bir olay. Onu böyle özüm paralamak, işte cilalamak falan filan. Hepsini böyle ayrı 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 ince ince teknikleri falan filan var. Ve okulda öğrenemeyeceğim bilgileri ben marangozlukta öğrendim. Ve hani yani 5 kuruş para almadı benden Hakan Usta sağ olsun.
O da Çorumluydu. Buradan da şu mesajı alabiliriz. Yani okul bazen size hayatın öğretemeyeceği şeyleri, pardon, hayat bazen size okulun öğretemeyeceği şeyleri öğretiyor. Bazen değil, belki çoğu zaman diyelim. Belki bizi izleyen akademisyen, eğitimci arkadaşlarımızın da bunu dikkate alıp öğrencilere belki biraz daha hayatın içine sokarak, değil mi? Evet. Peki fotoğrafçılıkla da ilgin var sanırım senin. O şöyle oldu. Antika'ya merakım var. Analog fotoğraf makinesi istiyordum ben hep. Bir tane Lubital 2 makine aldım. Böyle çift şeyli gözlü. Ondan sonra yukarıdan bakarak fotoğraf çekiyorsunuz. Filmli bir makine. Ondan sonra onunla birlikte böyle garip garip fotoğraf çekmeye başladım. Bir de o analog çok enteresan bir şey. Çekiyorsunuz. Yani içinde ne oluyor, ne bitiyor, nasıl bir şey kare çektiğiniz, içindeki film yandı mı? Böyle o film bitene kadar deliriyordum böyle. O beni Valla çok... Taci'm biz şeydeyken, yani hani tabii şey, daha yaşlı olduğumuz için bizim hayatımız eskiden öyleydi. 36'lık pozlar oluyordu. Onları basıp çekiyorduk. Sonra alıyorduk elimize. Aynen. Aman Allah'ım neler çekmişiz falan, hiç konuyla alakasız bazen O çok komple güzel yanmış işte. oluyordu. Yani bazen ne çektiğinizi unutup "Aa, böyle de bir şey vardı." Demek çok güzel. Bir de şu da güzel. Herkesin evinde vardır işte çocukluk fotoğraf arşivleri, böyle küçük küçük defterler. Ben onları çok severim. Yani şu an günümüzde çekilen fotoğrafların hepsi telefonumuzda ve böyle işte bakıp geçiyoruz. Belki siliniyor, belki yer kaplıyor, telefon kilitleniyor falan. Çok uyuz oluyorum ben. Çektiğim bütün fotoğrafları ben tab ettiriyorum. Ondan sonra onları güzel arşivliyorum falan. O da hani bir misafir geldiği zaman falan onları böyle açıp "Bak, şuraya gittik" falan. O güzel, daha organik geliyor bana. Ve tabii yani bu anlattığın şeyin, şimdi hepimiz karantinada olduğumuzdan otur 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 geçmişe dönüyoruz. Hepimiz eski fotoğrafları, eski anıları çıkartıp bakıyoruz. Yani gerçekten Evet. de bana cep telefonumda bir eski fotoğrafa bakmaktansa böyle elime alıp o kağıdı dokunarak onun rengini, Evet, o işte başka bir hatta olay. o dönemin kokusunu bile hala içerir ya Evet. o fotoğraflar. Onlar falan çok Evet. bana da böyle keyifli, eğlenceli geliyor. Evet, kesinlikle. Ve şunu da şey, yani kesinlikle ben hani takdir ediyorum ve herkese öneriyorum. Yani dans dediğimiz şey tabii ki duyularımızla algıladığımız, bir anlamlandırmaya çalıştığımız bir şey. Ama bu algılarımızı ya da bu şeyi, algılayışımızı geliştirmenin yolu aslında hayata biraz da böyle bakabilmek. Evet. Yaptığımız şeylere biraz da böyle bakabilmek. Yoksa sadece Evet. işte hip action yaptım, kürek kemiğimi bastırdım falan gibi Yok. şeyler değil. Bunlar araç. Tıpkı o Evet. fotoğraf makinesi gibi, tıpkı elindeki o zımpara ahşap gibi, aslında oradan Evet. ürettiğin şeyin gerçeğe Evet. dönüşmesi ve temelde ortaya konulan üründen çok bence süreç aslında. Orada senin ne hissettiğin. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Yani aslında bir yandan İstanbul'a taşınma isteğim de oydu. Yani açık söyleyeyim, Ankara'da çok sıkılmıştım artık. Ve hayatımız sadece dans olmuştu. Yani okuldan çıkıp işte lise zaten çok sıkıcı. Benim öyleydi en azından. Okuldan çıkıp direkt dansa gidiyorduk. Çok böyle monotonlaşmıştı dans artık benim için. Dansa bir farklı bir bakış açısı kazandırmam için belki de biraz da olsa bir ara vermek istemiştim. İstanbul onun için çok iyi bir fırsattı benim için. O farklı lezzetleri, farklı sanat alanlarını yakından ilgilenebilmek için, farklı şeyler yaratabilmek için güzel bir ortamdı benim için. Tabii ya, İstanbul'da şöyle Boğaz'dan vapurla geçmek bile Ben Ankaralıların her gün maalesef. her sabah geçiyordum. Bir gün hatta Seda ablayla da karşılaştık. Bilmiyorum. Evet, Bundan bahsetmiştin. kaç yıl evvel? 2-3 yıl evvel belki de. Sabahın altısı böyle gözler şey. Aa, Evet, Seda abla. O da üniversiteye gidiyormuş. üniversiteli gençlik diyelim size.
Peki biraz da şeye gelelim. Rusya'ya gittikten sonra Rusya'daki yaşamın nasıl değişti, gelişti, neler yaptın? Biraz ondan bahsetsene. Sen Petersburg'dasın değil mi şimdi sen? Evet, Saint Petersburg'dayım. Çok güzel bir şehir burası. Çok sanat dolu. Yani Moskova'ya göre daha güzel bir şehir. Rus kültürü biraz farklı. Rus insanları biraz farklı. Alışması biraz zaman alıyor. Ama ben zaten hani Türkiye'de de hani Rusları az çok biliyoruz. Bizim dans camiasında da bulunan Rus arkadaşlarımız oldu. Onlardan hani bildiğim için çok bir sıkıntı yaşamadım. Onun dışında beklediğimden daha nasıl desem daha insanlar birbirine sıcak geldiler. Ben daha böyle soğukkanlı işte mesafeli insanlar beklerken özellikle kulüpte mesela kulübe bir giriyoruz. Herkes birbirine selam veriyor. Erkekler tokalaşıyor. İşte ne haber falan. Kızlarla mutlaka öpüşmeniz lazım. Bunlar bana çok ilginç Yani bu bir gelmişti. tavsiye miydi bana? Ha? Bu bir tavsiye miydi bana? Yani bilmiyorum. Bu bana ilginç geldi. Hani Evet, Türkiye'de evet. de var tabii ki ama mesela ben ilginç geldi. Hani biz erkekler tokalaşırken böyle bir öpme olur yani. Biz öpüşürüz Burada yani, evet. yok. Yani biz öpüşüyoruz Türk erkekleri. Burada öyle bir şey yok. Ben ilk geldim böyle herkesi öpmeye çalışıyorum merhaba falan. Çocuk ne ayak hani kafasına girdiler. Öyle. Onun Yani dışında canım, Ruslar da şimdi şey yapmayalım. Ruslar da bir, iki, üçüncüyü de öpüyorlar yani. Ruslarda da bilmiyorum sen Petersburg'da var mı ama sana da bir gün gelip yani sen bir ikiyi denersin, üçüncü de ondan gelirse dikkat et yani. aynen öyle. Yani ben şey diyebiliyorum, herhalde Rus yemekleri genel olarak Türk yemeklerine benzer. Yemeklerde falan bir sorun yaşadın mı? Daha yok. Yemekleri gayet güzel. Bayağı yiyorum. Yani hiç sıkıntı yok. Biz de yurt dışına yarışmaya gittiğimizde genelde Rus restoranı falan gördüğümüzde giriyorduk. Çünkü güzel oluyor Evet. Rus restoranları. Aynen çok yabancı bir yemek kültürleri yok bizimkine nazaran ama yine de yani Türk mutfağı yani forever. Onu tabii unutmuyoruz. Peki sen Rusya'ya gittin, partner oldun Sasha'yla ve sonra Evet. yarıştınız. Çok kısa bir sürede. Ne kadar sürede? Şöyle oldu. Ben 4 Ocak'ta geldim Rusya'ya. Aslında 5 günlüğüne geldim. Sasha ile denemek için. Sonrasında baktık işte hocalar Polina ve Smagin dediler ki biz sizi beğendik. Siz partner olun. Ondan sonra biz de çok uyuştuk Sasha ile birlikte. Ondan sonra bizi bir anda partner yaptılar. Biz böyle çalışmaya başladık. Ondan sonra ben Rusya'ya gelişimi uzattım. Biletimi iptal ettim. Sonra daha ileri tarihe aldım biletimi. Sonra aradan bir hafta geçti. Biz işte koreografi hazırlamaya falan çalışıyoruz. Dediler ki bizim Crystal Ball var. Bizim organize ettiğimiz sizi orada yarıştıracağız. Yarışıyorsunuz orada dediler. Biz şok ne Jai var ne Paso var. Bir hafta kalmış 23 Ocak'ta. Sonra hemen onu hazırladık falan filan. Bu arada ben 5 günlük geldim. 5 günlük kıyafetim var. 5 günlük şeyim var. Yani 5 günlüğüm. Ne kostüm var ne bir şey var. Bir yandan yani bir tane dans ayakkabım var. Allah'a emanet tamamen. Ondan sonra hemen işte kostüm yaptırdık falan pantolon. Sonra saçlarım uzundu. Dedi ki Polina dedi kestir o saçları o ne falan. Dedim tamam ne istiyorsanız yapacağım. Saçları kestirdik. Yarışmaya katıldık. Çok güzel geçti bizim için. İlk yarış çok büyük bir challenge'dı bu arada. Yani bu kadar kısa sürede hani 5 günlüğüne geliyorsunuz.
Sonra işte hemen bir hazırlık, yarışma ve yedinci olduk. Yaklaşık 40 çift vardı. Bizim için çok büyük bir challenge ve güzel bir deneyim oldu. Yani Güzel bir biz tabii hani başlangıç. ben meseleye şöyle baktım da hatırlarsan yarışmadan sonra da sana mesaj atmıştım. Hala şey görüyorum ben yani sen Rusya'ya gitsen de bizim oğlumuzsun. Tabii ki. Aynen. yani Aha. orada elde ettiğim başarıyı ben hala aslında hani bizim Türk bir dansçının elde ettiği başarı diye görüyorum ve aslında hani böyle yaklaşmak istiyorum. Bu kısa sürede aslında yine hani yayını yapma amaçlarım ve oraya hani altını çizmek istiyorum. Şimdi sen gidiyorsun ve 3 hafta sonra falan yarışıyorsun. Değil mi? 5 Ocak'ta gittin, 23'ünde yarıştın. Öyle bir durum. Yani hani bu kadar kısa sürede o başarının geliyor olması aslında Türkiye'de dansın ne kadar ilerlediğini ve Rusya'ya gitse de bu sporcu orada çok üst bir noktadan girebildiğini gösterebilmek açısından çok değerli buluyorum. Yani bu hani Teşekkürler. yine gururla ve şeyle yani gıptayla izlediğimiz bir şey. Ve hani şöyle tırnak içerisinde bir şey yapayım. Bilmiyorum hani bundan sonraki kariyerin nasıl gelişir? Rusya'da mı kalırsın? Başka bir yerlere mi gidersin? Eminim çok büyük başarılar yine elde edeceksin. İnşallah. Ama İnşallah bir gün dünya şampiyonu olursun ya da Rusya şampiyonu olabilirsin ki Allah sana İnşallah. gönlün ne istiyorsa versin. Ama izin verirler mi bilmiyorum ama gönlünün bir tarafında yine sırtında o Türk bayrağı ile kürsüye çık. Yani biz hani dedin ya Ankara'da beni havalimanında karşıladılar. Biz belki seni orada karşılayamasak da dönüşünde bil ki o havalimanında bekleyen insanlar her zaman aslında orada öyle hisset. Yani sen Biliyorum, hala bizim biliyorum. çocuğumuzsun. Şu an Öyle tüylerim hisset. diken diken oldu. Çok teşekkürler sana. Valla estağfurullah böyle hissediyoruz. O yüzden hani çok önemsiyoruz, değer veriyoruz. Ben aslında çok öyle ne diyeyim aşırı milliyetçi biri değilim. Tabii ki ülkemi seviyorum, değerlerine sahip Ben de çıkıyorum aynı ama şey. ama hani insan böyle şeyler başarıldığında ve hatta işte konuşuyoruz İpek'le, Günce'yle, işte Çağlar'la, Başkan'la falan konuştuk. Biz yurt dışına gittiğimiz zaman Türkiye mi, dans ne, işte yok Yunanistan diyorlarmış Günce'ye falan işte. Öyle durumlardan Beni yani izledim. şimdi bir sürü adım atarak geldik buralara ve insanlara Türkiye'de dansın nerelere geldiğini gösterebilmenin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Buna katkı sunan Kesinlikle. herkesin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. En büyük katkıyı sunanlardan birisin ve tabii ki hani şunu Teşekkürler. da önemsiyorum. Birlikte dans ettiğim partnerler. Belki hani bilmiyorum konuşmak ister misin ama bu konuda da biraz şey yapmak isterim. Ben de hani ona benzer bir şeyden rahatsızdım ama dünyanın her yerinde şu şöyle anılıyor değil mi? Bir çift varsa kolaylıkla erkeğin adı söyleniyor ya. Bir cinsiyetçilik Yani var açık bir şekilde. evet maalesef veya bir çift ders anlatıyor işte sadece erkek anlatıyor kız kenarda duruyor. Hani öyle bir durum var. Bunun hani aslında çok biraz değiştirmek lazım geldiğini düşünüyorum bu kafayı. Ben de öyle düşünüyorum. Türkiye'de de hani ben bir şekilde hep Taha Saşa, Taha Ece hep öyle anmaya çalıştım. Sen bu durumla ilgili biraz rahatsızlığın var mıydı ya da vardır eminim. Ondan Benim çok bahsetsene bize. rahatsızlığım vardı kesinlikle bu konu hakkında. Hatta hep partnerlerimle de Saşa ile en uzun bizim partnerliğimiz sürdü. Bu sıkıntıyı Saşa ile hep yaşadık. Hani sıkıntı demek istemiyorum. Hani ben her zaman bu konuya çözümsel yaklaşmaya çalıştım. Ama her ne kadar yaklaşmak istesem de toplumun genel bir düşüncesi var. Yani erkek ataerkil bir toplum olduğumuz için belki de erkek her zaman daha önde geliyor. Ve dediğiniz gibi hani bir çiftten bahsedildiği zaman her zaman erkeğin adı daha önde geçiyor. İşte Saşa bununla ilgili çok güzel bir yazı yazmıştı. Yani biz işte en son ayrıldığımızı duyurmak için Facebook'a güzel bir yazı yazmıştı. Orada insanlar bakabilirler. Kesinlikle yani ama gerçekten burada hani benim de çok net bir şekilde yapabileceğim bir şey yok. Yani bence bu toplumun değiştirmesi gereken bir mentalite. Belki daha akıllıca bir şey düşünerek bunu halledebiliriz ama
Çok kalıplaşmış, çok katı bir düşünce bu. Yani bunu nasıl değiştireceğiz? Bilmiyorum. Valla bunu bence şöyle değiştireceğiz. Yani bir kere bireysel olarak partnerlerimize, yani erkeklerin çok fazla değer vermesi lazım. Hani belki ben de dans Kesinlikle. ederken Seda ile birlikte tabii tartışıyorduk, kavgalar ediyorduk, birbirimizi kırıyorduk falan, ama tabii o dönem geçtikten sonra ben şimdi düşünüyorum da öğrencilerime de anlatıyorum birçok kere. Yani benim en büyük öğretmenim, bana en çok şeyi öğreten kişi aslında partnerim. Bunu o zaman fark edemesem bile şimdi çok Evet, net fark evet. ediyorum. Ve başardığım her şeyin yanında mutlaka onun katkısı var ve tamamen eşit, hatta bence daha Evet. fazla. Kesinlikle. Evet. Yani hayatı sadece bir erkeğin bakış açısından yaşamakla ya da o dansı öyle yapmakla, bir de buraya farklı cinsi, kadını koyduğumuzda ortaya çıkan şeyin değeri çok büyük. Çünkü doğa böyle, dünya böyle. Hep iki Evet. tarafı, zıtlıklar üzerine, gece gündüz, işte yaz, kış, kadın erkek. Biraz bu zaten bence değer katıyor işe. Bunun Evet. yani şunu bilmeliyiz ki o varsa ben varım, ben varsam o var. Bunu Kesinlikle. öyle algılamak lazım yani. Evet. Yani ben her zaman dediğin gibi o şekilde algılamaya çalıştım ama bunu partnere de anlatmak, onun da o şekilde algılaması bazen kabul etmeyebilir. Çok haklı. Yani her ne kadar açıklamak isteseniz de hayır, yine de işte erkekler daha önde geliyorlar diyebiliyor. Onu da çok iyi anlıyorum ama gerçekten bunun değişmesini ben de çok isterim. Bu konu üzerine de daha detaylı düşünmek lazım bence. Evet, kesinlikle hani biraz toplumsal da bir bakış açısı, sadece bizde değil bu arada, tüm Evet. dünyada maalesef böyle. Bunun da Evet. seninle ilgili olduğunu düşünmüyorum zaten. Maalesef hani dışarıdan bakanların böyle bir değerlendirmesi. O yüzden ben hani Evet. işin içinde olan biri olarak her zaman Taha Saşa, Taha Kesinlikle. Ece, bunu çok önemsiyorum. Hatta isim sırasını bile değiştirebiliriz. Saşa Taha, Ece Evet, Taha diye, işte Seda Erhan diye anmak lazım evet. belki. Kafaları Aynen. değiştirmemiz lazım. Biraz daha Peki. empati. Evet, Biraz daha katılıyorum. empati. Herkesin, yani toplumunda, partnerlerinde herkesin bir oturup işte karşısındaki kişinin, kendisini karşısındaki kişinin yerine koyması gerekiyor. Ne olursa olsun. Yani kesinlikle katılıyorum. Ta süremiz gene azalmış. O yüzden sana şunu sorayım. Bundan sonraki planın, hedefin, hayallerin neler? Mesela işte geçen gün yine kilitlendi görüntü, ama duyuyor musun beni? Ha, okey. Geçen gün Evet. işte 23 Nisan'dı, Marat'la sohbet ettik, biliyorsun Marat'ı. Evet. Ona dedim ki bundan sonraki hedefin, hayalin ne? O da bana hayallerinden bahsetti. Ve Evet. çok değerli buluyorum. Yani hayallerimiz olmadan aslında konsantre olamıyoruz, motive olamıyoruz veya kendimizi Evet. sürdüremiyoruz. Senin bundan sonraki süreçte hedefin, hayalin, haydi alttan yazılarda geldi diyelim. Oğlumuz gitti ama ülkeye tekrar dönecek mi Evet. bir gün? Ülkeye döneceğim mi? Yani ülkemi çok özlüyorum, açık söyleyeyim. Ama son zamanlarda ülkemde geçirdiğim son zamanlarda hani kariyerime gerçekten odaklanmam gerektiğini anladım. Yani bunun gerçekten zamanı geldiğini anladım. Onun için de gerçekten bir adım atmam gerekiyordu. Bu adımı da gerçekleştirmiş oldum Rusya'ya gelerek. Bundan sonraki planım şu şekilde olacak. Türkiye'ye elbet gelmek isterim. Sonuçta doğduğum, büyüdüğüm arkadaşlarımın, kardeşlerimin olduğu yer. Ama yani daha çok gencim zaten, 22 yaşındayım. O yüzden kariyerimde çok daha uzun bir yol var. Elimden geldiğince yani. Bütün dansçıların hayali zaten hani dünya şampiyonu olmaktır, şeydir ama ben ondan ziyade daha işte dansıyla imza olabilmek benim daha
büyük bir hedefim. Yani İz bırakmak. evet, mesela Slavik bir kere dünya şampiyonu oldu Joanna'yla. Ama Slavik benim idolüm. Mesela yani dansçı olarak hani çok böyle karakterini şeyini çok fazla bilmiyorum ama mesela örnek verebilirim yani. Anladım. Çok imza bir Peki dansçı olduğu için. katılıyorum buna. Yani onun başarıları aldığı sonuçlar değil, onun ortaya koyduğu değer aslında şu an öyle. Ve Evet. yani adam herhangi bir yere girdiğinde bir kampta şeyde ortam değişiyor, atmosfer değişiyor. Ve hani böyle tüm hocalar onun derslerine atıfta bulunarak Slavik'in de dediği gibi falan diye derslerini sürdürmeye başlıyorlar. Çok Ya büyük ben karakter, çok büyük bence değer. bu daha kuvvetli, daha büyük bir duygu. Ben öyle düşünüyorum. Ya inşallah dünya şampiyonu olurum. Bunun için elimden geleni yapacağım ama hani ben bu zamana kadar bütün girdiğim yarışmalarda hiçbir zaman derece önemli olmadı benim için. Belki de bu yüzden başarılar ardı ardına geldi. Gerçekten yani sadece dans etmek istediğim için gittim ve elimden geleni yaptım. Hani dur ya şunu geçelim İtalyanlar falan hiç öyle bir düşüncem olmadı. Peki, magazinel soru. Kapatmadan önce magazin Eyvah. sorusu soruyorum. Bize Rus bir gelin mi getireceksin oğlum sen? Aa yok. Yok yani o konuya çok Kısmet. girmiyorum. Kısmet Yok diyorsun. evlilik falan hiçbir şekilde şu an Tabii, ben öyle şaka bir olsun diye düşünce yok. sordum bu arada Aynen bunu. aynen yok. Yani daha sen bir sürü yapacak şeyin var. Hayat daha Evet. önünde inşallah çok uzun, çok güzel şeyler gösterecek sana. İnşallah Benimki bakalım. espri olsun. Bir Evet. sonrakinde Rusça öğren. Ben de biraz geliştireyim Rusçamı. Karşılıklı Tamam. Rusça yapalım. Sasha'yı da alalım. Ve Olur. bizi de artık Rusça bilenler izlesin canım. Ne yapalım yani? Aynen yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için Taha. Çok Ben kıymetli, teşekkür çok ediyorum. değerli Çok sağ idi. olun. Bizi Siz de izleyenlere de öylesiniz. teşekkür ediyoruz. Tekrar Teşekkürler. hani bir şey yapayım. Yani sen bizim için çok önemli bir değersin. Teşekkür Ülkenin ederim. yetiştirdiği ve hepimiz seni ilgiyle takip ediyoruz ve gönlümüz sen ne istiyorsan başarmandan yana. Dediğim Sağ gibi olun. unutma ki arkanda sırtında her zaman o Türk bayrağı biraz bulunsun. Bizi unutma. Evet, her zaman. Bizi unutma. Arada bir yokla bizi, ülkeye gel. Tekrar Evet. o güzel dansını bize de izlet. İnşallah. Kopmayalım ve daha güzel günlere birlikte gidelim diyelim. Evet, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Dediğiniz gibi yani son diyeceğim şey ne mutlu Türk'üm diyene. Burada da konuştuğum dansçılarla o Türk oluşumu mutlaka bastırıyorum. Evet. Bununla da gurur duyuyorum. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Kendine iyi Teşekkürler bak. ben de. Sağlığına Siz de dikkat et. öyle. Sağ olun. Ve elinden geleni yap. Hayallerin seni nereye Sağ olun. götürmek istiyorsa onun için sapasağlam dur. İyi Teşekkürler. bak Herkese kendine. teşekkürler. Sağ İzleyenlere olun. teşekkürler. Görüşmek Sağ üzere olun. yine. Bay Görüşürüz. bay. Sağ olun. Bay bay.